Boksta tüm zamanların en iyisi, dünyanın hayran kaldığı bir idol. İslam dünyasının en büyük sporcularından biri, belki de en büyüğü. I told you all that I was the greatest of all time. Evet, Muhammed Ali'den bahsediyoruz. Gelin iz bırakan Müslüman sporcularda Muhammed Ali'nin hayat hikayesine ışık tutalım. 17 Ocak 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde dünyaya gelen Cassius Marcellus Clay Jr., bizim bildiğimiz adıyla Muhammed Ali, boksa bir tesadüf eseri başlamıştı. 12 yaşında bisikleti çalındıktan sonra bu olayı polis memurlarına anlatırken eğer hırsızı bulursa ona neler yapacağından bahsediyordu. Şansına konuştuğu polis aynı zamanda boksördü ve Ali'yi kendi salonuna davet etti. Onu boksla tanıştıran bu adam bir efsanenin doğuşunda büyük pay sahibi olacaktı. Muhammed Ali 1954 yılında çıktığı ilk amatör maçından galibiyetle ayrıldı. Daha sonraki maçları da kazanmaya devam etti ve 18 yaşındayken Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette altın madalyanın sahibi oldu. Ülkesine döndüğünde arkadaşlarıyla girdiği bir restoranda "Zencilere yemek servisi yapmıyoruz" lafıyla karşılaşınca madalyasını Ohio nehrine atarak tepki gösterdi. Kalbi ve gururu çok kırılmıştı ama boksa duyduğu aşk hepsinden ağır basıyordu. Bu yüzden devam ettiği profesyonel kariyerinde 1963'e kadar yaptığı 19 maçı kazanarak 15'inde rakiplerini nakavt etti. Artık boks dünyasının en büyüğü olduğunu kanıtlamak için yapması gereken tek bir şey kalmıştı. O da dönemin ağır siklet şampiyonu Sonny Liston'u yenmek. Ali, Liston'u adeta ensesindeki nefes gibi takip ediyor, gittiği her yerde onu maça davet ediyordu. Sonny Liston ise bu davetlerin hiçbirine kulak asmıyordu. Ama Ali görmezden gelinemeyecek kadar inatçıydı. Öyle ki Liston'un evine giderek elindeki megafonla "Korkak, eğer kendine güveniyorsan benimle maça çıkarsın" gibi cümleler haykırıyordu. Bütün bunlara dayanamayan Liston en sonunda onunla ünvan maçını çıkmayı kabul etti. Belki de bu onun hayatı boyunca aldığı en kötü karar olacaktı. Maçın henüz 6. raundunda rakibini deviren Ali, o meşhur fotoğraf karesindeki pozunu veriyordu. Sonny Liston'ı yere yığmış ve boksun en büyüğü olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı. Bu dönemde kökenlerine doğru bir yolculuğa çıktı ve dedelerinin İslam dinine inandığını fark etti. İslam dinini araştırırken Malcolm X'in eserlerini de okumaya başladı ve Müslüman olmaya karar verdi. Adını Muhammed Ali olarak değiştirdiğini açıklayınca Amerikan medyasının da hedefi haline geldi. "Onlar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki ben onlarla savaşayım" diyerek Vietnam Savaşı'na katılmayı reddeden Muhammed Ali'ye 5 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası verildi. Ayrıca lisansı ve pasaportu da elinden alındı. Bu dönemde bir yandan spor salonları gezerek gençlerle buluşuyor, diğer yandan da onlara İslamiyet'i anlatmaya çalışıyordu. 1967 yılında lisansı geri verilen Ali, ona "köle adım" dediği Clay ismiyle hitap eden Ernie Terrell maçıyla kim olduğunu tüm dünyaya yeniden hatırlattı. Rakibini öylesine ezdi ki maç esnasında ona "adımı söyle" diyerek bağırıyor ve söyleyemediği her soru için bir yumruk daha atıyordu. Daha sonra ünvanını geri almak için Joe Frazier'la çıktığı asrın maçında her ne kadar üstün olsa da hakem kararıyla maçı kaybetti. Bu yenilgi onun profesyonel kariyerinde bir ilkti. Yine de pes etmeyen Ali birkaç boksörü alt ettikten sonra Frazier'la ikinci kez maça çıktı ve rakibinin havlu atmasıyla birlikte şampiyonluk ünvanını geri aldı. 1978'de Leon Spinks'e karşı elde ettiği galibiyetle de tarihte 3 kez dünya şampiyonu olan ilk boksör olmayı başardı. Aynı dönemde Parkinson hastalığı belirtileri de kendini göstermeye başlamıştı. Ancak bu hastalığını gizleyerek çıktığı iki maçta da aldığı ağır darbeler ona pahalıya patladı. Hem boks kariyerine iki yenilgi daha eklenmişti hem de Parkinson hastalığı ilerlemişti. 1981 yılında emekliye ayrıldığını duyurdu ve kendisini hayır işleri yapmaya adadı. "Arı gibi uçar, kelebek gibi sokarım" lafını boşuna söylemiyordu Ali. İngilizceyi adeta bir şair gibi kullanıyor, soktuğu laflarla manşetlerden düşmüyordu. Yumrukları kadar ayak hareketleriyle de rakiplerine üstünlük sağlıyordu. En iyisi olmak için herkesten daha fazla çalışması gerektiğini çok iyi biliyor ve her gün saatlerce antrenman yapıyordu. Saha içinde çevikliğiyle, saha dışındaysa sözleriyle rakiplerini alt ediyordu. Bir efsaneydi Muhammed Ali. Nesillerin gönlüne taht kuran bir efsane. İlerleyen Parkinson hastalığı ve solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle 3 Haziran 2016 yılında hayatını kaybetti. Cenazesine milyonlarca hayranı katılırken dünyadaki milyarlarca seveni de ekranları başında onu ebediyete uğurladı. Kendi deyimiyle tüm zamanların en iyisi olarak bu dünyaya veda etti.
I am the greatest.